Aşağıda bir barkod oluşturma makinesinden çıkmış barkod örneği verilmiştir. Burada mesela bir barkod verilmiş Demiş ki ince çizgiler sıfırı temsil ediyor. Kalın çizgiler biri temsil ediyormuş. Şuradaki 3'ün nasıl oluştuğunu göstermiş arkadaşlar. Buradaki 3 0 çarpı 2 üzeri 3 artı 0 çarpı 2 üzeri 2 artı 1 çarpı 2 üzeri 1 artı 1 çarpı 2 üzeri 0 demiş. Şu maddeleri bir okuyalım hadi. Barkodlarda ince ve kalın olmak üzere iki tür çizgi kullanılmaktadır. Bir barkod 24 çizgiden meydana gelmektedir. Barkodda her 4 çizginin altına bir sayı yazılıyor. Bu sayılar soldan başlayarak 1 veya 0 ile sırasıyla 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 çarpımından oluşan toplamı göstermektedir. Şimdi 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0. Bunların yerleri sabit arkadaşlar. Bunlar peki nasıl 1 ile ve sıfırla çarpılıyor? Şuna göre. Mesela birinci sırada ne var? İnce, bar, e, ince çizgi var değil mi? İnce çizgi sıfır temsil ediyordu. O yüzden 2 üzeri 3'ü sıfırla çarptık. İkinci sırada yine ince çizgi var. O yüzden yine sıfırla çarptık. Üçüncü sırada kalın çizgi var. O yüzden 1 ile çarptık. Dördüncü sırada kalın çizgi var. O yüzden 1 ile çarptık diyeceğiz. Peki buna göre barkod numarası... 678.145 olan bir barkodun demiş. 678145 olarak şuraya bir yazayım. Bir barkodun oluşumunda 2 üzeri 2'nin bulunduğu kısımlardan kaç tanesi kalın çizgidir diye sormuş. Buradaki 6 nasıl oluşmuştur? Buna bakacağız. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0. Bunların yerleri zaten sabit. Daha sonra 7'ye bakacağız arkadaşlar. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0. 8'e bakıyorum. 2 üzeri 3 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 1'e bakıyorum. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0 4'e bakıyorum. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0 Son olarak 5'e bakıyorum. 2 üzeri 3 2 üzeri 2, 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 0. Bunlar zaten standart değerleri. Bunları 1 mi çarpacağız, 0 ile çarpacağız? Buna karar vereceğiz. Şimdi 6'yı nasıl oluşturmuş olabiliriz? Bunu düşünelim. Mesela 2'nin karesi ne demektir? 4 demektir. 2 de buradan gelse 6 gelir. O zaman şunları 1 ile çarpmış olsak, diğerlerini de 0 çarpmış olsak arkadaşlar... Şöyle sıfırla çarpsak buradan 6'yı oluşturabiliriz. Peki 7'yi nasıl oluşturabiliriz? 2 üzeri 2 burada var. 4'tür. 2 üzeri 1 2'dir. Topladığımızda 6. 2 üzeri 0 da 1'dir. Toplayınca 7 olur. O zaman şurayı 0 ile çarparım. Bunları da 1 ile çarparım derim. Daha sonra da şunları şöyle toplayacağız. 8 nasıl oluşmuştur? E 2 üzeri 3 zaten 8 demektir. O zaman burayı 1 ile çarpsam, diğerlerini de 0 ile çarpsam ben buradan 8'i oluşturabilirim arkadaşlar. 1'i nasıl oluşturabiliriz? 2 üzeri 0 1 demektir. O zaman hepsini 0 ile çarparız sadece şuradan 2 üzeri 0'ı 1 ile çarpmış oluruz. 4'ü de 2 üzeri 2'den oluştururuz. O zaman şurası 0, burası 1, burası 0, burası 0 deriz. 5'i de şöyle oluşturabiliriz. 2'nin karesi artı 2 üzeri 0'dan oluşturabiliriz. O zaman şunu 0 ile çarptım, bunu 1 ile çarptım, bunu 0 ile ve bunu da 1 ile çarptım diyebilirim. Bize 2 2'nin bulunduğu kısımlardan kaç tanesi kalın çizgidir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri 2'nin bulunduklarını şöyle alayım ben. Şur, şöyle aldım. Kalın çizgi olduğunu nasıl anlıyorum? 1 ile çarpıldıysa kalın çizgidir. Mesela şurada olduğu gibi. Burada olduğu gibi. Bunu eledim. Bunu eledim. Burası ve burası. Bunları da aldım. 4 tanesidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Bilgisayarlarda geçici hafıza birimi olarak RAM kullanılmaktadır. Bilgisayarların RAM kapasitelerini kullanmaları ise bilgisayardaki işlemcinin özelliğine göre değişmektedir. Bir bilgisayardaki kullanılabilir RAM miktarı 2 üzeri CPU adres yolu bit sayısı bit adresleyebilir demiş. Şimdi şurada bir ifade vermiş olduğuna göre demiş. CPU adres yolu 128 bit olan demiş. Yani CPU adres yolu bit sayısı şurayı şuradan bahsediyor. Buraya yerine 128 yazmam gerekiyor. Yani 2 üzeri 128 bitten bahsediyor arkadaşlar. 2 üzeri 128 bit. Bir bilgisayarda en çok kaç terabaytlık RAM kullanılabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 1 byte 2 üzeri 3 bit ise o zaman 2 üzeri 128 biti bulmak için bunu gideriz. Şuradaki 2 üzeri 3'e böleriz. Doğru değil mi? Kaç byte olduğunu bulmak için. 2 üzeri 3'e böldüğümüzde ne gelir? E, tabanlar işte olduğu için 3 yukarı eksi 3 olarak çıkar. 2 üzeri 125 byte olarak gelecektir. Çok güzel. Kaç byte olduğunu bulduk. Peki 1 kilobyte 2 üzeri 10 byte ise o zaman 2 üzeri 125 byte'ı bulmak için şöyle yaparız. 2 üzeri 125'i 2 üzeri 10 byte'a bölmüş oluruz. 2 üzeri 10 byte'a böldüğümüzde 10 yukarı eksi 10 olarak çıkacaktır. Bu da ne demektir? 2 üzeri 115 kilobyte yapacaktır diyebiliriz. Güzel. Devam ediyoruz. Bu sefer kilobayt'tan megabayt'a çevireceğiz. 1 megabayt 2 üzeri 10 kilobaytmış. O zaman 2 üzeri 115 kilobaytı bulmak için bunu 2 üzeri 10'a böldüğümüzde şuradaki ifadeyi böldüğümüzde kaç megabayta denk geldiğini görmüş oluruz. Bu da ne demektir? 2 üzeri 105 megabayt olarak gelecektir arkadaşlar. Güzel. Yine aynı şekilde 1 GB'ı 2 üzeri 10 MB olarak vermiş. O zaman biz buradaki ifadeyi 2 üzeri 10'a böldüğümüzde kaç GB'a denk geldiğini görmüş oluruz. Yani 2 üzeri 95 GB'a denk gelir. Son olarak da 1 TB 2 üzeri 10 GB olduğuna göre biz bunu 2 üzeri 10 GB'a böldüğümüzde 2 üzeri 85 TB olarak gelecektir. Bize de zaten kaç TB olduğunu sormuştu. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Aşağıda Ali, Fatih ve Şerif'in toprağı kazarak oluşturdukları havuzlar ve bunların en fazla alabilecekleri su miktarları üzerlerinde gösterilmiştir. Şimdi Ali diyelim şuraya Fatih diyelim ve şuraya da Şerif diyelim arkadaşlar. Ali, Fatih ve Şerif suyun tabandan sızmasına karşılık üç farklı yalıtım maddesi kullanmışlar ve Ali'nin havuzu içinde bulunan suyun 7'de birini, Fatih'in havuzu içinde bulunan suyun 9'da birini, Şerif'in havuzu içinde bulunan suyun 25'te birini bir gecede sızdırmıştır. Ali, Fatih ve Şerif'in havuzunda kalan su miktarları sırasıyla A, F ve Ş'dir demiş. Şimdi Ali'nin havuzu eğer ki 7'de birini sızdırdıysa ne kadar vardı? 7 üzeri 13 kadar vardı. 1 bölü 7'sini sızdırdıysa geriye kalan ne kadar olacaktır? 6 bölü 7'si olacaktır. Fatih'in 3 üzeri 26 vardı başlangıçta. Eğer e, 9'da birini sızdırdıysa 8 bölü 9'da kalmıştır diyebiliriz. Şerif için de şunu söyleriz. 5 üzeri 20 vardı. 25'te birine sızdırdıysa demek ki 24 bölü 25'i de kalmıştır diyebiliriz. Şu ifadeleri bir düzenleyelim arkadaşlar. 7 yukarı e, şurada tabanların eşit olduğunu görüyorsun. O zaman 7 üzeri 1 ya. 1 yukarı eksi 1 olarak geçer. Yani burası aslında 6 çarpı 7 üzeri 12 demektir. Şuraya bakıyorum şimdi. Burası 9 yani 3'ün karesi demektir. Tabanlar eşit. 2 yukarı eksi 2 olarak geçecektir. Yani burası 8 çarpı 3 üzeri 24 olarak gelir. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burası da tabanımızda 5'in karesi var. Buradaki kare yukarı eksi 2 olarak geçecektir. Dolayısıyla 24 çarpı 5 üzeri 18 olarak gelecektir. Şimdi bunlar arasında bir sıralama yapmamızı istiyor bizden. Ancak bunların hepsi birbirinden bağımsız tabanları eşitlememiz imkansız gibi görünüyor. O zaman üstleri bir eşitlemeye çalışalım arkadaşlar. Belki yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz mesela. 6 çarpı 7'nin karesi üzeri 6 olarak yazabiliriz. Bak 12 var, 24 var, 18 var. Hepsinin üstüne 6 yapmak istiyorum ben. Burayı da 8 çarpı 3 üzeri 4 üzeri 6 olarak yazabiliriz değil mi? Şurayı da 24 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 6 olarak ayırabiliriz. Şimdi, şimdi şunları toparladığımızda 6 çarpı 49 üzeri 6 demektir. 8 çarpı 81 üzeri 6 demektir. 24 çarpı 5 üzeri 3 125'tir. 125 e o, üzeri 6 olarak gelebilir. Şimdi üzeri 6 olan ifadelere baktığımızda arkadaşlar 49 üzeri 6 var, 81 üzeri 6 var ve 125 üzeri 6 var. Buradaki en küçüğü hangisidir? Ali'dir değil mi? 49 üzeri 6. Ali küçük. Eee İkincisi Fatih'tir. En büyüğü de Şerif'tir. Tabi şunlara da bakmamız lazım. Şurada önündeki hangi sayılarla çarpılmış? Şimdi en küçük küçük sayıyla çarpılmış. Ortanca olan bir büyüğüyle çarpılmış. En büyüğü büyük olan sayıyla çarpılmış. Dolayısıyla bu sıralamayı değiştirmeyecektir bu şekilde çarpıldıkları için. O zaman bizim buradaki sıralamamız A küçüktür F küçüktür şeklinde gelir. Yani cevabımız Bursa seçeneği olur. Mert'in şekildeki her birinin uzunluğu 2 üzeri 19 birim olan tel çubuklara uyguladığı işlem aşağıda verilmiştir. Birinci çubuk 2 üzeri 19, ikinci çubuk 2 üzeri 19 olarak verilmiş. Birinci çubuk ile oluşturulabilecek en büyük kare oluşturuluyor. Şimdi arkadaşlar kare oluşması için 4 e, dört kenarı eşit olması lazım doğru değil mi? O zaman bizim bu 2 üzeri 19'u dört parçaya bölmemiz lazım. Yani 2 üzeri 19 bölü 2 üzeri 2 demektir bu. 2 yukarı eksi 2 olarak çıkar. 2 üzeri 19 eksi 2'den 2 üzeri 17 olarak gelir. Bu şu anlama geldi. Şöyle bir kare oluştururuz biz burada. Ve 2 üzeri 17 olur. Bir kenarının zaten tüm kenarları da birbirine eşit olacaktır. Peki ikinci çubuğu 32 eş parçaya ayırıp demiş. Önce 32 eş parçaya ayırıyor. Yani 2 üzeri 19'u 32'ye bölüyor. 32 ne demektir? 2 üzeri 5 demektir. 5 yukarı eksi 5 olarak çıkar. Yani burası 2 üzeri 19 eksi 5'ten 2 üzeri 14 olarak gelir. Tamam ayırdık. Her bir parça ile yani 2 üzeri 14'lerden bahsediyor. Oluşturulabilecek en büyük kareler. E, 2 üzeri 14'ü ne yapmamız lazım? 4'e bölmemiz lazım kare oluşturmak için. 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 2 demektir bu. Yani 2 üzeri. 14 eksi 2'den 2 üzeri 12 demektir. Yani buradan oluşturulacak kareler de şu şekilde olacakmış. 2 üzeri 12, 2 üzeri 12, 2 üzeri 12 ve 2 üzeri 12 olarak oluşturulacak. Peki buna göre demiş. Birinci çubuk ile oluşturulan karenin bir kenar uzunluğunun yani 2 üzeri 17'den bahsediyor. İkinci çubuk ile oluşturulan karenin bir kenar uzunluğuna oranı yani 2 üzeri 17'yi 2 üzeri 12'ye bölmemizi istiyor arkadaşlar. Bu da ne demektir? 2 üzeri 17 eksi 12 demektir. Yani 2 üzeri 5 anlamına gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur.